Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Ben Gökay. Bugün sizlerle Jungle'da Ivern'e karşı şak oynuyoruz arkadaşlar. Klasik Ivern'lar hemen böyle gelir, blue buff'ınızı falan çalarlar arkadaşlar. Bunu cezalandırmanın iki yolu var. Ya böyle durumlarda direkt bot lane'e koşup gank atacaksınız abi, ya da hemen karşı ormana gireceksiniz. Ben şu an karşı ormana girmekten yana kullanıyorum tercihimi. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Oyun bu sıralar çok fazla crashiyor. Siz bu sorunu yaşıyor musunuz bilmiyorum ama ben az önce yine oyuna girerken crash yedim. Oyunu sil yükle yapmam gerekti. Gel bakalım, gel. Bir daha yapma. Plat, zümrüt elo falan olması lazım bu arada arkadaşlar. Böyle gelip böyle şeyler yaparlarsa geliyorsunuz, kesiyorsunuz. Cezasını kesiyorsunuz arkadaşlar. Ivern'lar çok sever. Geleyim hemen blue buff'ına Shaco'nun smite atayım. Shaco'yu göre göre Ivern kitledi bu arada. Videonun başında like'larınızı, yorumlarınızı, hype varsa hype'larınızı da alırım. Gerçekten hype'lar videonun öne çıkmasına çok güzel bir destek oluyormuş. Onu da söyleyeyim canlarım. Bakın şu anda Ivern'ın bütün olayını bitirdik arkadaşlar. Tamam, geldim. Geldim, vurdum. Evet. Gel. Hadi. Güzel, güzel. Base atsam mı, atsam mı, atmasam mı, atsam mı, atmasam mı, atsam mı, atmasam mı? Tam bota koşuyorum, koşuyorum. Öyleli. Tamam, çıktık abi. Hemen şuraya bir W. Hemen şurada bir totem, şuraya da bir base. Işık biraz kötü arkadaşlar. Videoyu sabah saatlerinde çekiyorum. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince dediğim gibi YouTube özel video spamlamaya devam edeceğim. Ama birazcık ışık konusunda sıkıntılarım var. İnşallah onları da çözeceğim. Hemen gelmiş, hemen gelmiş. Kıyamam buraya. Kıyamam sana. Ivern'cim, hala akıllanmadın mı canım benim? Aldın değil mi Gromp'u? Aferin sana. Aferin sana. Gel bakalım şimdi. Gel. Tamam. Tamam. Kötüsün ya. Birazcık kışkırtalım. Bu arada arkadaşlar hep yayında oluyorum akşamları. Genel planım şu an şu şekilde. Akşam 6, sabah 2, 3, 4. Hani haberiniz olsun. Gelirseniz başımın üstünde yeriniz var. Her video ufak ufak hatırlatıyorum. Çünkü şu an yeni bir iş bulana kadar hep yayın yapacağım için arkadaşlar. Yayınlarımın hype'lanmasını istiyorum. Ben de normal olarak. Daha çok kişi gelip daha çok kişiyle sohbet muhabbet edince daha çok mutlu oluyorum. Şimdi geldim. Hemen. S-A dedik. Tamam, öldü. Abi şu çarın, yeni çarın olayını hiçbir şekilde anlayamadım. Yani neye göre görünmez oluyor, kaç kere görünmez oluyor, nasıl bir mekaniği var. Orasını gerçekten daha çözemedim. Şimdi benim blue buff çıkacak biraz sonra. Şurada bir base atalım. Ne yapmam gerek diye kafamdan bir yandan planlıyorum. Simbiyotik papuçları alacağım arkadaşlar. Oradan sonra şuradan geleceğiz, bunu alacağız. Tamam, şu an işler çıtırında. Önce yani red buff'a gitmem birazcık troll olur. Elimden geldiğince öğretici bilgiler de vermeye çalışıyorum. Blue buff'a gideceğim çünkü blue buff'a Ivern gelecek. O yüzden hemen biz blue buff'a gidersek bakın görüyor musunuz? Görüyor musunuz işsiz kardeşimi? Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel ama buna. Bakın vuruşumu atmadan önce. Tamam. Şimdi çok güzel oldu. Yani onu kesebilirdik ama zor. Onu denemek istemiyorum. Klasik arkadaşlar. Ivern'lerin yani şimdi Ivern izleyicim vardır. Ivern main izleyicim vardır. Çok fazla laf söylemek istemiyorum ama beyinlerin maksimum genelde bu kadar çalışıyor arkadaşlar. Adam sadece geleyim o buff'ı çalayım. O buff'ı çalacağım. Ya 3 kere ölmüşsün artık kendi ormanına dön. Yok, geleceğim. O buff'ı alıp smite atacağım. Tamam kardeşim diyoruz biz de. Hemen geliyoruz, Ivern'ları counterlıyoruz. Adam benim buff'ı isterse de ne güzel. Bak buraya mesela 2 saat koymuş.
beklemiş. Ama ben direkt şu an bu kamplarını aldığım zaman çocuğun oyununu bitiriyorum. Bak bunu da aldım. Tamam geldim. Hemen şimdi adamın bu sefer Blue Buff'ına biz gideceğiz arkadaşlar. Gelip bizim ormanda alırsa alsın paşam. Bizlik hiçbir sıkıntı yok. Geliyorum hemen. Şöyle şöyle geldim geldim. Hemen burada mısın kardeşim benim? Gel gel gel, neredesin? Aldın mı bunu? Bakayım şöyle, bunları da aldın mı? Bunları almamışsın. Muhtemelen şu an bizim red'e gitti arkadaşlar. Ya bizim red'i alırsa da afiyet olsun dediğim gibi. Çünkü biz zaten adamın red'ini aldık. Hani önemli olan bizim kampları çalamasın. Diğerlerini zaten çalmasının önüne geçemiyorsunuz. Çünkü Char sadece o şeyi dolduktan sonra bir tane smite'i koyuyor ve alıyor. Geldim abi oraya. Tamam geldik. Hemen Jungle Diff. Hemen Jungle Diff'i de burada hemen koyduk. Geldim geldim geldim. Seri seri geliyorum. Bakalım 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 bakalım. Şu yemişlerden kaçsak. Orada birisi var mı? Yok. Tamam. Ivern'cığım git kardeşim sen de oradan. Oh güzel ya, çok hype'lı geçti bu maç. Bu maç bayağı bir hype'lı geçti. Bazen konuşamadığım yerler olduysa yeni uyandım videoyu çekmek için. Yayına girmeden video çekeyim dedim çünkü bu sefer. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık daha böyle ayranımız dökülmedi. Mid lane'de mid lane'de. Şöyle bir küçük bir bait. Küçük bir bait patlar mı ya oraya? Aha. Tamam git oğlum buradan. Git 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 git. Galio. Galio'yu ben yakalarım ya. Beni hızlandırsan çok daha zekice bir tercih olurdu. Yani yorum yapmak istemiyorum. Can sağlığı. Beni hızlandırsa direkt Q'ya atardım ya. Ahri niye hızlandırdı? Ne düşündü bilmiyorum gerçekten. Bunu samimi söylüyorum. Hani Shaco Q atıp zaten yaklaşacak diye düşünseydi çok daha worth olurdu diye düşünüyorum. Ama sıkıntı yok. Bu arada bu sıralar full artı full Baron botunu yapıştırıyorum abi. 36 CS var çocuğun. Bizim de CS'imiz çok iyi değil. Ama karşımızdaki jungle'ı aldırmadık. Ve bu gayet güzel bir başarı. Şimdi mesela direkt şuraları smite'ladım. Hemen onun ormanına gireceğim. Daha yeni 6 level oldu. Bir de 6 level'i geç olması demek çok iyi bir şey arkadaşlar. Normalde 6 level olup o Daisy'yi çıkardığı zaman Char illet bir hal alıyor. Çünkü geliyor, ondan sonra Daisy'yi zıplatıyor, slowluyor, kalkan veriyor. Daisy'nin kalkanıyla hasar veriyor. Char çok bozuk bir Char. Yani gerçekten bozuk bir Char Ivern benim gözümde. Ben oynamıyorum sadece. Ama karşınıza geldiği zaman zaten hepinizi delirtmişliği olmuştur Char'ın. Şimdi ben buraları da aldıktan sonra hemen adamın üst ormanına bir bakacağım. Galio az önce 10 canla kaçtığı için Galio'ya da birazcık böyle bir çıtırından bir sinir olmadığım değil. O yüzden bir SA diyeceğim bu Galio'ya da arkadaşlar. Hemen geldim. Okey, okey, gayet güzel. Gayet güzel. Ama senin de mi ultin var? Yani. Bak Daisy'yi çıkardı. Bak 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 Daisy'ye bak. İllet çarı çıkardı, görüyorsunuz değil mi? İllet çarı çıkardıktan sonraki hali. Ben direkt base'i koyabiliyorum arkadaşlar. Neyse ki öyle bir avantajım var. Base'i koyup tekrar bile gelebilirim buraya, biliyor musunuz? Peki harbiden Ahri'yi orada satıp öldürtüyor musun? Ivern önüne kapayacak değil mi? Abi iğrenç. Yani gerçek anlamda iğrenç. Shaco böyle bir satış yok ama diyor. Yani arkadaşlar orada daha fazla bekleyip bir şey de yapamazdım ki. Şimdi geldim işte, keseceğim şimdi. Oradan dümenden bir intikam ayağı olacak. Geldim. Tamam güzel. Orada ben de bir şey yapamazdım ki arkadaşlar. Gerçekten yapamazdım yani. Ultim yokken gidip o adamları kesemezdim. Kesebileceğimi düşünsem zaten o base'i atmazdım. Önemli olan artık tempo kaybetmeyelim dedim. Ahri istese çıkabilirdi. Çıkmayı tercih etmedi. Tamam. Hop hemen önüne koyduk bunu. Geldik şöyle dümenden hemen bekliyorum. Hemen SA dedik. Güzel. Tamam hemen hemen çalalım. Hemen çalalım abi. Adamın hiçbir orman kampını bırakmayalım. Böyle Ivern oynadığına pişman edelim karşımızda. Şimdi şöyle şurada bir çıtırından bekleyeceğim. Tamam hemen slow'unu attım. Bir tane daha slow attım. Ama olmaz.
Ah, Galio. Galio gelmeseydi çok iyiydi burası. Sadece bir tane daha itikatsız Hidra'yı dokundursam çocuğu alacaktım. Ama olsun. Yani mid lane'de yine bir aksiyon. Gün geçmiyor ki. Ama benim aklım bunda ya. Benim aklım onda arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Baron botlarını boşuna almadık. Gerçekten o botları ben boşuna almadım abi. Bam gün botları ya. Direkt hemen görünmez koşuyorsun. Hemen arkaya yetişmeni sağlıyor. Gözümü açamıyorum bu arada. Arada şöyle gözümü falan. Gözüm böyle kendi kendine kapanıyor. Herhalde daha diyor ki oğlum bir dur diyor. Daha yeni uyandın diyor. Niye LoL oynuyorsun diyor. Gözümü şöyle arada şey yapıyorum. Siz oraları görmüyorsunuz muhtemelen arkadaşlar ama. Şöyle bir kendime gelemedim. Şimdi bot lane'de bir tane Jinx var. Tamam güzel. Şuradan sonra. Aha şimdi geldim senin. Abi o ne? Bana kim ne ara vurdu? Sen iğrenç bir çarsın. Abi bu adam bana ne ara vurdu? Ben buradan gank atıyordum. Korkutuyor bu çar beni. Bu çar beni korkutuyor arkadaşlar. Ben base atıp direkt bir yoğum almak istiyorum. Çünkü hareket hızım artsın. Hareket hızımla beraber hızlı hızlı gank atayım. Aurora yani ona biz 1K falan shutdan verdik galiba. Liandry'yi bitirmiş. Gelirken bana yarı can atmış abi. Şu an bakın bir sonraki power spike'ımız smite eşyasının dönüşmesi. Smite eşyamız da dönüştükten sonra arkadaşlar artık bak botumuz da dönüştü. Hızlı bir şekilde ormanda gezebileceğiz. Aldık mı bunu? Aldık. Gayet güzel. Geldim. Şimdi sana geldim. Gel bakayım canım. Hızını al var. Her türlü yakalarız. Ya at. Flash at. Sabaha kadar at o flash'ı. Çalıdan geldim. Tamam hemen R'ye basabilir miyim? R yokmuş. Basamam o zaman. Abi hepinizde mi flash var ya? Ay, Ahri. Ne güzel tamamladı ya. O düz vuruşu belki birileri bir şeyler yapar diye atmıştım. Ahri de hemen orayı gördü. Buraya Jinx ultisi gelebilir arkadaşlar. Birazcık çıtırından dikkatli olmamız lazım. Elim R'de. Olur da Jinx ulti atarsa bir anda basabilirim diye. Şaka orman dönüyorsun. Hiçbir şey almıyorsun kanka. Adam vadi alıyor dibinde. Tamam kardeşim. Kanka adamın 4 kill katkısı var. Benim 19. Teşekkürler. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Adam da gören de kurtçuk almış sanacak. Kankacım onlar da almadı. Canını yerim. Bu nasıl bir mantık yani? Alalım. Çok istiyorsan gel. Adamlar da almadı. Ben adamlara ejder... Bak ben o ejdere girmiş olsaydım... Şimdi adamlar bir dakika arkadaşlar bunu anlamıyorlar ya. Öldük. Ya abi tek atamadım. 3 canı kaldı. Ama neyse bakayım illoyu gelmiş. Tam illoyu geldiyse belki burayı alabiliriz arkadaşlar. Karşı jungle'da öldüğü için. Ama illoyu bir dakika reisi var mı? Çok güzel çok güzel ulti çok güzel ulti. ER atarsa biz doğabilir miyiz 20 saniye? Almazlar herhalde hiçbir şekilde ama ya. Ejderi şu an değil mi? Karşı jungle gelene kadar. Ya Jinx tek yemedi ya. Jinx'in 3 canı kaldı. Dönüp Ignite'i ona atmam gerekti. Ignite'i başkasına atsaydım çok daha güzel olurdu. Ben bu yüzden ejder almıyorum arkadaşlar. Ben ejder fight'ında genelde takıma hiçbir zaman güvenmiyorum. Hani birazcık daha nasıl söyleyeyim böyle risk almadan oynamaya çalışıyorum. Ben ne zaman ejderi girsem genelde birileri gelmiyor. Bot lane gelmiyor. Karşı jungle'lı işte atıyorum. Mesela Galio gelip Ahri gelmese. Mesela gelebilir Ahri. O ayrı bir şey. Ama gelmezse biz direkt geri kalıyoruz abi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir de benim bu adama 3 level diff atmamın en büyük sebeplerinden birisi bu. Ya ben eğer durup durup ejder objektif alsaydım, kendi ormanım ve karşı jungle'ı dönemeyecektim. Bu kadar levelde öne geçemeyecektim arkadaşlar. Bu bir gerçek yani. Hemen R'ye bastım. Abi baksana ne kadar kötü bir çarsın ya. Ya ne kadar o slow'u bitmez. E'sinin şeyi bitmiyor. Daisy'nin zıplatması bitmiyor. Bir de Shaco ejder alamıyor ki. Bak yine Baron geçti korktum. Biri kardeşim yazmıştı geçen abi hala Baron alttan geçince korkuyor musun diye. Bazen gerçekten korkuyorum arkadaşlar. Bunun slow'u bitmiyor. Bir de Shaco reis olmadığı zaman ben şu an fed olduğum için yine alabiliyorum arkadaşlar da. Normalde bunu da alamıyorsunuz. Şu an Dominik bitti. Borç ürününden ekstra para gelecek. Bir tane daha çektim bunu. Direkt bak yoğumuyu basıyorum. Hemen top lane'e koşuyorum abi. Hareket hızım o kadar fazla ki. Direkt aradaki şeyi kapatabileceğim. Geldim. Aldık bunu da. Gayet güzel.
Hemen puşla 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 puşla. 13 leveliz. Karşı jungler Red'i ne zaman çıkacak? 10 saniye sonra. Red'in de bu sefer orada olacağım. Dominion var. Dominion olduğu için şu an Ivern'e hiçbir şekilde acımam arkadaşlar. Direkt Ivern'i gördüğüm yerde patlatırım yani. Şöyle bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yapıyorsun? Tamam, önüne geçtim. Baksana, bir Dominion'i aldığı zaman char nasıl açılıyor? Arkadaşlar durun durun. Durun, ne yapıyorsunuz? Adam Ivern gelecek buraya. Öyle mi yapıyoruz bu işi? Yani bunu aldım. Hadi geldi mi? Smite'ım yok ki. Yani smite'ım yok. Resmin bile yok. Hakkımızda hayırlısı olsun o zaman. Yani hayırlısı olsun. Az kalsın çaldırıyorduk yani dümdüz. Oh, çok korktum. Bir anda acayip korktum. Aşırı korktum. Gerçekten aşırı korktum arkadaşlar. Ama neyse neyse, güzel. Güzel, tamam. Zilyan'ı, Zilyan'ı da mı kesemediler? Galiba'cığım onu birazcık daha kovalarsan, ufak bir çıtır bir aç gözlülük sezersem gelip tek atarım canım benim. Haberin olsun. Hatta Aurora'ya atacağız bu teki. Nasip de bu varmış. Gel gel. E keseceksin bir de. Ne kadar güzel bir char. Ne yaptı da bu char bana 12 level haliyle bu kadar HP koydu arkadaşlar. Bunu gerçekten bilmiyorum. Jinx ultisi de geldi. Neyse. Sıkıntı değil ama bu ne yaptı abi? Bana yorumlara yazar mısın? Yani char'ın ikinci eşyası yok üstünde. Hadi support eşyasını da sayalım. 2,5 eşya char mı? Yani 2,5 eşya demek İçimden de gelmiyor yani, bunu saymıyorum. Bu daha dönüşmemiş. Bu yeni çarda bir sıkıntı var ama bilmiyorum, hiç oynamadım. Belki bir ara denip hani bir tur denerim. Sonra jungle'da videosunu çekerim. Jinx'i burada görüyorum. Jinx'in spellerinin olmaması lazım arkadaşlar. Tamam, aldım Jinx'i direkt. Öyle kule altı Jinx'i koruyamaz artık bu saatten sonra. Hemen şuraya da bir tane W. Ebedi kılıç gelecek. Ebedi gelmeden önce şu Aurora'ya bir bakabilirim. Aurora mesela kaç defa görünmez olabiliyor onu bilmiyorum. Geldim geldim geldim. Illo'yu yakalayacak mı onu? Yakaladı. Illo'yu yakalamasaydı ben ona botla ve çimenle yürüyerek yetişecektim ama sıkıntı değil. Galio'yu azıcık baitlesene Galio'yu. Yani. Adam harbiden öyle gitti mi Rıza Baba? Adam harbiden şaka çok kansersin. Niye? Ne yaptım ya? Tamam aldık bunu. Abi flash olmaz. Okey okey okey. Flash atmasalar çok güzel kaçmıştım ya. Çok güzel hareket hızı veriyor çünkü bu çizmeler. Ama olsun. Oğlum 90 hareket hızı çok iyi ya. Bak Yoğmudan da geliyor arkadaşlar. Yani 40 da buradan Yoğmudan geliyor. Mükemmel bir hareket hızımız var ya. 500 sabit hareket hızıyla koşuyoruz ya. Daha ötesi yok ki abi. 500 sabit hareket hızı. Şöyle Q'ya bastım. Ya onu sal, onu sal, onu sal. Ona bir şey yapamam. Ona vuramam. Ona vuramam. O çok tank ya. Çivilisi falan var onun. Onu vuramıyorum şu anda. Ya çivilisi olmayan normal bir Holy Bear olsaydı parçalardık arkadaşlar da. Burada totem de olabilir yani. Aurora orada işaret yapıyor. Şuraya bir W koyalım. Görüyorlar burayı. Bakın burayı görüyor olabilirler ama görmedikleri bir yer var arkadaşlar. Görmedikleri bir yeri gösteriyorum hemen.
Tamam, aldım. Tak 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 tak. Zillion'la Shaco. Zillion'la Shaco çok güzel oluyor. Geldim. Şak 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 şak. Ama bana bir çıtırından bir bana şöyle ufak bir yardım. Hemen kaçıyor gibi. Salonu. Ne yaptı bıçak? Beni görmedi bile ya. Beni görmeden kesecek ne yaptı arkadaşlar bıçak? Samimi söylüyorum. Yani ultisi mi neyi ne vurdu? Neyse bu çarı oynamamız lazım. En azından bir iki kere oynayıp çarın yeteneklerini bilmem lazım ki Shaco ile tek derken düşüneyim. Aa şunun E'si var, Q'su var, R'si yok. Hiçbir şey bilmediğim bir çara karşı Assassin oynamak çok zor. Çok zor ya. Hasar değmiyor. Aynen. Aynı şeyi söylüyoruz ya. Birebir aynı şeyi söylüyoruz. Jinx kardeşimiz birazcık tilt ama Jinx'e yetişebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum, şöyle bir bakacağım, şöyle bir görünmez olacağım. Acaba. Of. Bir an Ignite, Smite ne varsa attım. Tamamen hareket hızını kullandım arkadaşlar. Smite'im yok şu an. Şöyle şuraya bir tane W koyacağım. Yani Jinx olmadığı için buna gireceğim. Muhtemelen de alırız. Ama Smite'ıma 20 saniye var. Daha doğrusu 17 saniye. İnşallah o zamana kadar başka bir... Bakayım şöyle. Başka bir ulti de yok ya. Aldık bunu. Dümdüz aldık. Birisi yazmış, abi Baron botları varken neden Baron alıyorsun? Dedim tamam kardeşim. Oğlum o nasıl soru dedim. Sadece Baron o yüzden mi alıyoruz? Ekstra AD AP veriyor. İşte onun dışında yani olay sadece üste dönmek değil ki. Minyonları güçlendiriyor. Şu an bir tane tahsildar almam lazım. Tahsildara 200 gold kalmış olması lazım. Aa pardon, 200 gold kalması için benim orada dişli kama almış olmam lazımdı. Tek kılıcı aldığımız için şu an daha az gold kaldı. Ama eşyayı bitirdiğim zaman pot parası da istiyorum. Şu girdiğim rün sayesinde zaten belli bir miktarını geri alıyorum arkadaşlar. O yüzden red buff'u almam bana yeterli olacak. Bütün takımıma da red'i verdim. Şimdi bakın buraya gelip tahsilleri aldığım zaman gelen ekstra gold ile potu da alabileceğim. Aynen öyle, bu şekilde. Şu an çok okeyiz. Şu an yapmam gereken şey arkadaşlar... Yani ya Aurora'yı teklemek ya Ivern'ı teklemek. Yani gidip Jinx'i açı bulursak tabii ki tekleriz ama Ivern'ı teklemem genelde daha worth olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim çünkü Ivern varken o Jinx'i kolay kolay öldürtmez. Full support gitmiş çocuk. Dikkatli olmamız lazım yani. Şöyle şuraya oğlum baksana adamların koyduğu yerlere. Mesela geleceğim Ivern'e. Tamam ya bunu kessem ne olur. Aurora'yı bir daha tekleyemezdik çünkü. Hemen şöyle geldik. Ah be. E'nin hasarı yetseydi çok güzel olurdu. Ya bitti gibi burada oyun ya zaten. Dümdüz GGVP. Şu full build'le bir tane dokundurmak isterdim. Gel bakayım. Rezil. Güzel güzel. Hadi hasar tablosuna. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aurora 38k vurmuş. Yani çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bu çarı kesin denememiz lazım. Onun dışında hasar tablosu bu şekilde. Yemek yerken izleyen kardeşlerim afiyet olsun. Her akşam canlı yayındayım. Gelirseniz sohbet muhabbet ederiz diyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.